Teşekkür ederim. Küçükçekmece'nin heyecanı, muhteşemsiniz. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çıkarırım, tamam. Evet. Çok teşekkürler. Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak. Çok naziksin, güzel kız, harika. Bir okuyayım mı onu ben? Gençliğin süper hero'su demiş Eko Başkan, harikasın. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Biz gene düşmanlık yapmayız. Bahar'la konuştum, siz gelmeden gelmem diyor. 7-7-7. Oylar bizden, yönetmek ise sizden. Senin güzel kalbine kurban olurum ben, harikasın. Bir düş gördüm, düşümü hayra yordum. Recep'i düşerken, Kemal'i uçarken gördüm. Teşekkürler. Onu okuyamam oğlum, şimdi başımıza iş almayalım. Onları indir aşağıya. Ceketi çıkar. Tamam. Nasılsa ses mes gitti yani. Çıkarsak da olur. Peki hadi başlarken çıkaralım. Teşekkür ederim. Size layık olmak için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bahar var dediler, geldik Ekom. Ya onları okuyamam, indir. İndir. Hava koşulları nedeniyle baharlar 28 Mayıs'a ertelendi. Okuldan kaçtık Eko Başko. Biliyorum dostluğunuzu yaşıyorum. Ama burada en güzel şey ne biliyor musunuz? Köpek parkı istiyoruz başkanım. Kemal başkanım, birisinin otunu alsın, nerede istiyorlarsa ya sana düşer ya bana. Evet. Şimdi buradaki manzarayı söyleyeyim. Olağanüstü bir gençlik var. Olağanüstü bir gençlik. Toplumun önüne eğer gençler geçmiş kararlı bir şekilde yol yürüyorsa o iş er ya da geç olacak demektir. Olacak demektir. Çok güzel bir gençlik var burada. Hatta kesinlikle. Şimdi burada bundan bahsetmek istiyorum. Bir kere buradan muhteşem güzel görünüyorsunuz. Muhteşem güzel. Çocuklarımız var. Çok çok geliyorlar. Burada pırlanta çocuklar. Onlar bize eşlik ediyorlar. Senin o güzel kalp yapan ellerini ısırırım. Dünya güzeli. Çok güzel çocuklarımız var. Şimdi ona da değineceğim. Çocuklarımız muhteşem, çok güzel. Muhteşem genç kızlarımız, muhteşem yakışıklı delikanlılarımız, hanımefendiler, beyefendiler, bu manzaranın en güzel tarafı da şu. Herkes burada. Herkes. Bakın burada emin olun, her siyasi görüş var. Her inanış var.
Her yaşam biçimi var. Giyim, kuşam. Bu var ya biziz, biz. Bu Türkiye, bu Anadolu, bu İstanbul. Bu Atatürk'ün cumhuriyeti bu. O duygunun içinde herkes var. Onun için bizi ayırmak isteyen, bizi bölmek isteyen, bize oy veren vermeyen diye kötü davranan, itirafta, iftirada bulunanların bu pazar günü eve gitme vakti geldi. Yollayacağız onları. Kararlı olacağız. 4 gün sonra sandık başındayız. 28 Mayıs'ı ve oylarımızı neden Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğimizi konuşacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Küçükçekmece'ye çok girmeyeceğim. Hizmetlerimiz oldu. Tabii ki biraz bahsetmek istiyorum. Hep diyoruz, dünyada aynı anda 10 metro inşaatı yapıyoruz. Bu kapsamda Ataköy, iki telli hattı ilçemize hizmet edecek. Bahariye ve Masko istasyonlarını açtık. Bakın metro işi önemli. Burayı Sefaköy'den itibaren Beylikdüzü'ne bağlayacak hattı yapmak istiyoruz. Ve 2 yıldır Cumhurbaşkanlığında bir imzayı bile bizden esirgeyen bir cumhurbaşkanı var. 2 yıldır. Ama bakın ben görüyorum. Şu İstanbul'da 4 yıldır ortaya koyduğumuz başarıyı, ya birazcık partizanlıktan kurtulmuş, siyaseti değil milletine hizmeti önceleyen bir akıl ile yönettiğimiz takdirde vallahi de billahi de İstanbul'a çağ atlatacağız. İstanbul dünyanın göz bebeği zaten ama birçok hizmette geri kaldı. Bunu hızlandıracağız. Onun için hem o hattımız hem diğer hatlarımız Küçükçekmece içinden geçen yeni raylı sistem çalışmalarımız burayı daha da özel bir yer yapacak. Çok şey yaptık. Depremle ilgili çalışmalar, efendim kentsel dönüşüm. Cennet Meydanı ve özellikle oradaki çok güzel bir kütüphanemiz. Yine burada kent lokantası, yine açtığımız diğer kütüphanemiz, restoran, spor sahası, bunlarla ilgili çalışmalarımız, dediğim gibi camilerimize, cemevlerimize yaptığımız destekler, özellikle bölge trafiğini hafifletecek işlerimiz, hepsini yaptık. Ve bugün İstanbulluya hizmet etmenin belki de en özel ilçelerinden biri haline getirdik Küçükçekmece'yi. Bu ilçedeki altyapı çalışmalarımız da çok yüksek. Teşekkürler. Belediye başkanımızla her sorunu uyumlu şekilde konuşuyoruz. Ve her konuyu konuşuyoruz. O süreci yaparken sadece Kemal Çebi başkanımla değil, hangi partiden olursa olsun, o siyasi partiye bakmaksızın her belediye başkanımızla da ortak çalıştık. Mesela başkanımız Küçükçekmece Gölü'nün önünü çok önemsiyor. Oradaki bütün alanları, atıl alanları yeşil alana dönüştürüyoruz. Peki bütün bu hizmetlerimiz bitince tamam deyip bir kenara mı oturacağız? Hayır. Vatandaş için çalışacağız, devam edeceğiz. İstanbul'a hizmet edelim diye siz bize oy verdiniz. Oylarınız bize emanet. Ona ihanet etmek, vatandaşa ihanet etmek anlamına gelir. Peki tüm yöneticiler için öyle mi? Değil. Ne yazık ki onların derdi başka.
Onların derdi oylarınıza size hizmet etsinler ve bir mevkiye getirdikleriniz 20 yıldır bu milletin kaynaklarını kullanmak üzere bir zaman geçirdiler. Ama diyorlar ki bu yetmedi. Bana yetmedi diyor. Yetmiyor, yetmeyecek diyor. Ve o koltuğu terk etmemek için her yol mübahtır diyor. Ama az kaldı. Kurtulacağız. 28 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gideceğiz ve onlara güle güle diyeceğiz, güle güle diyeceğiz. Hep birlikte. Mayıs'ta ilk mesajı verdiniz. Artık daha fazla biz size dayanamıyoruz dediniz. Şimdi ise önümüzde şimdi ama bu dediğinizin olması için başladığınız işi bitireceğiz. Öyle değil mi? Dolayısıyla hep birlikte bitirmemiz için 14 Mayıs'ta vatandaşımız dedi ki iktidar seni istemiyoruz. Ve eğer diyorsanız ki Millet İttifakı iktidara gelsin ki öyle diyorsunuz, olması gereken de bu. O zaman ne yapacağız? Birleşe birleşe kazanacağız. Ve yönetime geldiğimizde o birleşe birleşe kazanacağız kimliğine devam edeceğiz ve bu güzel vatanın geleceğine en geniş mutabakatla hep birlikte yön vereceğiz. Üstelik bunu da gizlimiz saklımız olmadan yapacağız. Bakın Millet İttifakı ne yaptı? Her konuştuğunu bir metne dönüştürdü. Vatandaşına açıkladı. Bu Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla nasıl anlaştığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 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 Dolayısıyla bu iktidar dönemi bize yaşattığı sürprizlerle dolu. Mesela ekonomiyi bitirdiler. İşsizliği, yoksulluğu dayanılmaz hale getirdiler. Bakın buradan özellikle iş dünyasına seslenmek istiyorum. Bakınız sakın ha kafanızı kuma sokmayın. Ey iş dünyası, pazartesi itibariyle bu iktidar değişmezse çöküş olur. Bu çöküşün bedelleri ağır olur. Ağır olur. Dolayısıyla ekonomiyi yokuşa süren, kötü yöneten bunlar bir an önce gitmeli. Ve liyakatli, ahlaklı, iyi yetişmiş insanlar Türkiye'yi yönetmeli, ekonomiyi düze çıkartmalı. Bu zihniyetten hep birlikte kurtulmalıyız. Ekonomisini batıran ülke dışarı bağlı, yabancıya mahkum ülke demektir. Onun için biz sizden yetki istiyoruz. Türkiye'yi üretimiyle Bu toprakların ahlakına uymayan, bu toprakların davranış biçimine uymayan, bu cennet vatanın güzel insanların yaşam biçimlerine aykırı olan hiçbir anlayış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barınamaz. Barınamaz. Bundan emin olun. Bakın sevgili hemşehrilerim, ne dedi? Ama montaj, ama şu, ama bu dedi, değil mi? Değil mi?
Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı itirafı. En acı. Bu iftirayı yapmanın tek anlamı var. Seçimi kazanmak için her şeyi yaparım anlamı var bunda. Her şeyi yaparlar. Şimdi ama biz ne yapıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. İşte Allah konuşturur seni. Ve yalanın ortaya çıkar. İftiran ortaya çıkar. Hadi mitinglerde o gösterdiğin filmin montaj olduğunu söyledin. Ne bekleriz? Çık bir özür dile, öyle değil mi? Özür de dilemek yok. Çık de ki kardeşim yanlış yaptık. Af dile, öyle bir şey yok. Çünkü seçimi kazanmak için her yol mübah bunlara, her yol mübah. Ama biz bu işi ve bu tür davranışları sona erdireceğiz. Bakın kalkıyor bir tane danışmanı tweet atıyor. Neymiş efendim? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu atıyorum Mardin'de azmış, Van'da azmış. Niye oradan %60-65 oy almış diyerek PKK'lı göndermesi yapıyor. Bu ayıbın, bu terbiyesizliğin daniskası. Ama en baştaki montajı, iftirayı normal bulursa aşağıdakiler de ona uyar. Dolayısıyla bütün bu davranışları hep birlikte pazar günü çöpe atalım. Bakın gelin millete, saraydan kibirle bakanlardan, bu güzel vatanı bir avuç insana peşkeş çekenlerden hep birlikte kurtulalım. 28 Mayıs'ta kim kazanacak? Millet kazanacak. Kim kazanacak? Türkiye kazanacak. Kim kazanacak? 86 milyon insanımızın birliği, beraberliği ve kardeşliği kazanacak. Sevgili hemşehrilerim, sadece 3 gün kaldı, 3 gün. Doğru mu? Ben şöyle düşünüyorum. Buradaki hanımefendiler, buradaki sevgili gençler, güzel kızlar, güzel genç yakışıklı delikanlılar, beyefendiler, her biriniz isterseniz bir komşunuzu, bir arkadaşınızı ikna edebilirsiniz. Biz iyiliğin kazanmasına talibiz, kötülüğün gitmesine de hep birlikte kararlıyız. Bunu anlatın. Kalan 3 gün boyunca her saatini, her vaktini bu sürece ayırıp tatlı dille, güler yüzle deyin ki, sıkıştığınız yerde deyin ki Eko Başkan'ın size selamı var deyin. Sevgili Ekrem Başkanımızın selamı var deyin. Ekrem abimizin selamı var deyin. Ne derseniz deyin. Bakın bunlar iyi niyetle sürece bakmıyorlar. Bunlar İstanbul'u talan etmeye niyetleri var. Bunlar bakın bu seçim döneminde bir kelime bile Kanal İstanbul diyemediler. Niye? Niye? Çünkü Kanal İstanbul'u millet istemiyor. Oy kaybettirir diye demiyorlar. Sizden korkuyorlar. Onun için demiyorlar. Sizi aldatmak istiyorlar. İstanbul'u kollamak için arkadaşlarınızı ikna edin. İstanbul'u korumak için arkadaşlarınızı ikna edin. Diyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nun dosyası büyüdü. Biz 28 Mayıs'tan sonra
Ekrem İmamoğlu'nun dosyasıyla ilgileneceğiz diyorlar. Diyorlar. Ben onlara diyorum ki, yahu kardeşim hala akıllanmadınız. Ekrem İmamoğlu milletin evladı. Millet Ekrem'i size yedirmez. Yedirmez. Bunu anlamıyorlar. Ama siz bütün bunları... İşte bütün bu sözlere, yapılanlara ve bizim yapacaklarımızı bu ülkenin, bu şehrin, insanlarımızın güzel bir geleceğe kavuşmasına kararlı bir ekip olduğumuzu anlatmaya ve bu 3 günü dolu dolu geçirerek çalışmaya hep birlikte Küçükçekmece olarak hazır mıyız? Güzel. Şimdi geldik seçim gününe. Seçim günü hep birlikte oy kullanacağız. Hep birlikte. Doğru mu? Sabahleyin gideceğiz, en erken saatlerde oyumuzu kullanacağız. Vakti, sıhhati yerinde olanlar sandık güvenliği için o gün görev alsınlar. Partiden görev almak isteyenler sandık görevlisi olabilir. Sandık görevlisi olamadım diyenler Türkiye gönülleri üzerinden müşahit olabilir. Bu oylar milletimizin namusu. Her bir oya sahip çıkacağız, tamam mı? Anlaştık mı? O zaman bir tek şey kalıyor. O gün ellerimizde o canım Türk bayraklarıyla o gün okulların önünden ayrılmıyoruz ve 28 Mayıs'ı demokrasi bayramına dönüştürüyoruz. Demokrasi bayramına. Küçükçekmece heyecanlı, anlaşılıyor. Harikasınız. Şimdi hepinize o gün bir önemli olay var. O gün iki tane oy pusulasında 2 kişinin ismi yazacak. Tabii ki hepiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na oyunuzu vereceksiniz. Oylar kolay sayılacak ve hızlı bitecek. Biz milletin kazandığını hissettirmek adına o gün en güvenli şekilde sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Tamam oğlum, duydum seni, duydum. Herhalde soracağız oğlum. Soracağız tabii. Sinan Ateş'in hesabını sormaz olur muyuz? Tabii ki soracağız. Memlekete adalet gelecek, adalet. Memlekete adalet gelecek. Sevgili arkadaşlarım, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza Küçükçekmece'den bir ses verelim ve onun gücü artsın. Bu yapılan kötülüklere karşı dayanma gücü artsın ve ondan sonra ben diğer toplantıma doğru yola çıkayım. Sizi çok seviyorum. Allah hepinizi korusun. Allah hepinizi korusun. Bütün herkesin geleceği çok güzel olsun. Hazır mıyız Çekmece? Hazır mıyız? Ankara'ya sesiniz gidecek. Çocuklar siz de bağırın. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Vallahi oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor değil mi? Harikasınız. Öpüyorum sizi. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta ülkemize bahar gelecek. Bahar gelecek. Sağ olun, var olun.